gününüz aydın olsun efendim. Harika haberler alacağınız, mis gibi pırıl pırıl mutlulukla geçireceğiniz bir gün olsun inşallah diyorum ve her gün olduğu gibi ne diyoruz efendim? Hastanelerde ve hasta yataklarında bizleri izleyen bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Gelmiş, geçmiş, gitmiş, bitmiş olsun. Dert keder sizlere uğramasın inşallah. Tüm güvenlik güçlerimize, polislerimize hayırlı görevler diliyorum. Allah'a emanet olsunlar inşallah. Bütün kader mahkumları, kardeşlerimi, abilerimi ve ablalarımı gözlerinden ve yanaklarından öpüyorum. Sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun tez vakitte. Rabbim sevdiklerinizle kucaklaşmayı ve kavuşmayı nasip etsin sizlere inşallah. Ve ne diyoruz? Mehmetçiğimiz, yiğidimiz, aslanımız, kardeşimiz, evladımız, babamız, canımız, ciğerimiz. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. Bütün kötü emelleri olanları, kötü bizlere kötü yaklaşanları ulaştırmasın. O elleri geri çevirsin, o elleri kırsın. Mehmetçiğimizden uzak eylesin. Tez vakitte bütün Mehmetçiğimize hayırlı tezkereler diliyorum. Rabbim anaları, babalarıyla, sevdikleriyle, evlatlarıyla kucaklaşmayı nasip etsin. Dualarımız, kalbimiz, yüreğimiz sizlerle, sizin için çarpıyor. Sizinle gurur duyuyoruz aslanlar. Sizi çok seviyoruz. Karınca kararınca bütçemiz neye el veriyorsa Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunabiliriz ya da dualarımızla yanlarında olabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin evlatlarımızın üzerinden diyorum. Ve bugün harika bir program hazırladık size. Dedim ya, bu hafta hakikaten çok dop dolu geçecek bir haftaydı bizim için. Her gününü özenle hazırladık. Ekip arkadaşlarım sağ olsun bu hafta çok çalıştılar. Gerçekten çok çalıştılar. Her hafta çalışıyorlar ama bu hafta da inanılmaz bir efor sarf ettik. Birbirinden kıymetli konuklarım var. Hiç vakit kaybetmeden davet etmek istiyorum. Sevgili arkadaşım geliyor. Biraz önce bunu konuşuyorduk da o yüzden bir gülesim geldi. Hem arkadaşım hem de FM Türkiye'nin en sevdiği, onu dinlemeyi çok seviyorsunuz, en sevdiğiniz ve en doğru tahminleri yapan, sizi gökyüzünden haberlerle aydınlatan, bilgilendiren güzeller güzeli bir astroloğu davet ediyorum. Olgu Ilgın geliyor. Gökyüzü güzeli. Gökyüzü güzeli. Ay canım, ne güzelsin canım bugün ya. Sen de güzelsin. Valla harika gözüküyorsun. Bayıldım sana, bayıldım. Seni canlı yayın çektim demin az önce. Bayılıyorum o şarkıya. Her geldiğinde onu söyle istiyorum. Ya, evet. Ya seni yerim ya, fıstığım benim. Çok harika gözüküyorsun Olgu. Teşekkür ederim. O yüzden böyle oturtmak istemedim. Seni şöyle bir endamını da görelim diye. Ay. Çünkü diyorlar ki hem çok güzel hem doğru tahminler yapıyor diyorlar. Sağ olsunlar. Ben de dedim ki şöyle bir endamını da görsünler. Teşekkür ederim. Hep oturuyorsun anlatıyorsun ya. Teşekkür ederim. Hani görmeyenler görenlere anlatsınlar. Teşekkür ederim. Görenler görmeyenlere anlatsın. Ay yanlış söyledim. O zaman seni yanıma davet edeyim mi? Tamam. Şöyle sohbetimiz başlasın şöyle istiyorum. Mi? Nasıl istersen. Efendim o Türkiye'nin en güzel, en yakışıklı, en beyefendi ama aynı zamanda en gerçekçi ve gerçekten şifalandıran fizyoterapisti. Benim hem dostum hem arkadaşım hem kendisine hayranlık duyuyorum yaptığı işlerden dolayı. Çok önemli vakalar üzerinde çalışıyor ve onları şifalandırıyor. Evelallah sonra onun o güçlü elleriyle şifalanıyorlar efendim. Gerçekten çok beyefendi bir isim geliyor. Hürkan Akkuzu geliyor. Hocam mis gibi kokuyorsunuz yine. Teşekkür ederim. Harikasınız, ama hoş geldiniz. Çok böyle övgü dolu mesajlarla böyle. Valla ben az bile söylüyorum Allah bence. Allah razı olsun. Bu bütün meslektaşlarımız için, hepsi için geçerli gerçekten. Siz çok teşekkür ederim. Ne güzel sağ olun. Bir insansınız. Yani hep paylaşan, hep sadece kendisini değil, diğer meslektaşlarını da düşünen, herkesi eyvallah. Düşünen ne kadar büyük bir kalbiniz var sizin. Yani bütün her meslek grubu için bu bence geçerli. Herkes işini çok ehli bir şekilde, güzel bir şekilde yapıyor. Önemli olan vatanımıza, milletimize ve insanlığa faydalı olabilmek. Biz de bunda işte bir ufak böyle bu çorbada bir tuzumuz, bir şeyimiz var. Yani, harikasınız hocam. Aynı zamanda Aydan Hanım, programa başlamadan önce yarın biliyorsunuz 8 Mart. Evet. Şimdi bununla alakalı çok güzel bir cümleyle bence başlayalım. Buyurun hocam. Yani özellikle bu cümleyi kim kurmuş bilmiyorum ama çok güzel bir cümle kurmuş. Şöyle söylüyorlar. Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirmiş olduğu evlatlar sayesinde oluyor. Aferin.
Bu vesileyle ve özellikle biliyorsunuz İslamiyet'te de anaya çok büyük bir değer vardır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Diyor ki cennet anaların ayakları altındadır. O yüzden bütün kadınların, bütün anaların, bacıların, kardeşlerimizin, hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum bu arada bu vesileyle. Harikasınız ya, vallahi çok güzelsiniz. Ben sizi böyle konuşurken dinlemeye bayılıyorum. Teşekkür ederim. Zaten yaptığınız işleri, yaptıklarınızı tartışabilmek mümkün değil. Kimsenin haddi de olamaz. Bu anlamda sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Ben de bu güzel mesajınızdan sonra sizi doğuran hanımefendiyi, annenizi ellerinden öpüyorum efendim. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için babacığınıza da sevgi ve saygılarımı yolluyorum ama annenizin de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Aynı zamanda eşiniz hanımefendinin de Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Evlatlarınızı da gözlerinden öpüyorum. Saygı ve sevgilerim olsun onlara da inşallah. Gurur duyuyoruz sizinle. O gözleriniz dolmasın hocam. Dolmasın. Çok da duygusalsınız. Sizi çok seviyoruz. Hocam baş köşeye sizi davet etmek isterim. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes iyi mi? Herkesin keyfi yerinde mi? Evet. Olga, ağrın sızın bir mesela şikayetin var mı? Neyle ilgili var? Boyun, bel. Ben aslında hocama şöyle soracağım şimdi. Sorularım çok fazla ama ben önce bir ağrın sızın var mı? Hocama onun üstünden gideyim dedim. Mesela çok spor hep oldu hayatımda hocam. Sporla bağlantılı hem belde, biraz da mesleksel hem de boyunda. O dönem bel fıtığı başlangıcı ve boyun fıtığı başlangıcı teşhisleri konmuştu. Hı hı. Buna bağlı olarak da tekrar gitmedim. Çok dikkat ediyorum ama devamlı bilgisayarda çalıştığımda falan şöyle boynumda ve tabii belimde hala arazlar var. Yani aslında yani çok güzel bir örnek verdiniz yani masa başı. Evet. Sadece bilgisayar başında olmuyor bu işler. Şimdi tabii. Artık günümüz teknoloji dünyası olduğu için ne yapıyoruz? Elimizde akıllı telefonlarla gün içerisinde çok fazla zaman geçirebiliyoruz. Bir de spor mesela. Evet. Spor yaparken çok bilinçli ya da bilinçsiz sporlar yapabiliyoruz aslında. Buna bağlı olarak da anatomik açıdan patolojik sıkıntılar verebiliyoruz kendimize. Tabii ki spor yaparken her şeyden önce her spor salonunda ya da işte fitness merkezlerinde spor trainerlar mevcuttur. Evet. Hı hı. Bunlar sağlıklı kişiler ve bireyler üzerinde, özellikle kişilerin ve bireylerin isteklerine göre, çünkü hepimiz insan olarak işte çok büyük böyle kendimizdeki güzel fiziksel gelişimlere açık olduğumuz için oradaki işte spor hocalarından bu konuda destek alıyoruz. İşte vücudumun şu noktaları kaslı olsun, buraları şöyle olsun, olayım, kilo vereyim veya işte daha diri durayım, dinç durayım. Oradaki arkadaşlarımız evet sağlıklı kişilerle alakalı güzel profesyonel anlamda bir program yapabiliyorlar. Fakat şurası çok önemli. Bazen daha yeni spora başlayacaklar ya da uzun zamandan beri spor yapan kişilerde bazı ufak tefek gözden kaçan noktalar olabiliyor. Nedir bunlar? İşte kaslardaki kuvvet kayıpları, kaslarda yetersiz bir işte endürans durumu ya da vücut kitle indeksinin işte dikkat edilmemesi. Bunlardan önce yani bütün bireyler olarak spora başlamadan önce mutlaka bir fizyoterapist ve diyetisyen tarafından bir fizyoterapist ve diyetisyen tarafından muhakkak bir kontrolden geçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü vücudumuzdaki hangi kas kitleleri nerede, nasıl, kuvvetli mi, zayıf mı, nedir, ne değildir? Bunun tespiti ona göre bir meslektaşımız bunun tespitini yapacak. Hasarlı bir nokta varsa o noktaya çalışmamamıza şeklinde bir not düşecek. Diyetisyen arkadaşımız da vücut kitle indeksimizi değerlendirecek. İşte vücudumuzun işte tabii ki bunu fizyoterapist arkadaşımız da değerlendirebiliyor da bunu biz yine de şık olsun diye diyetisyenleri böyle şıklayalım. Ayıp olmasın diye. Vallahi hiç kimseyi kırmıyor. Yani burada bu iki mesleki pozisyondan sonra mutlaka tabii ki bir de kardiyolog tarafından yani kalp damar ile ilgili bir sıkıntımız var mı yok mu? Yani işte çünkü spor, evet spor trainerlar eğitimleri esnasında çünkü bizler üniversitelerde ayıptır söylemesi bazen ders amaçlı giriyoruz. Bu tarz arkadaşlarımızın derslerine giriyoruz eğitim amaçlı. Anatomi dersi alıyorlar. Bir de işte spor fizyolojisi ile alakalı bazı ufak tefek böyle çok küçük kredili dersler alıyorlar. Fakat bunlar çok yetersiz. Ha bunun üzerine master programı yapabilir, doktora programı yaparsa o zaman eyvallah. Tamam bazı konularda çok spesifik anlamda yetişiyorlar. Ama bir tabii ki bir diyetisyenlik eğitimi, bir fizyoterapi eğitimi, bir tıp eğitimi alan bir birey kadar
maalesef çok bilgili olamıyorlar. Onlar sağlıklı bireylerde vücutlarımız nasıl geliştirilebilir? Aynen. Anlamında o konunun o babaları. Tamam, o konuda eyvallah. Ama sağlıkla alakalı olarak sağlık sorunlarımız olmasın diye, bakın olmasın diye, spora başlamadan önceki evrede mutlaka işte fizyoterapist, diyetisyen, kardiyolog tarafından kişi bir en azından değerlendirilebilir. Bir hastaneye gidebilir. Orada işte yani benim bir sıkıntım var mı? Spora başlayacağım. Ya da spor yapıyoruz profesyonel anlamda. Ben mesela 5-6 yıldır profesyonel anlamda haftanın 5 ya da 6 günü spor yapıyorum. Yani yoğun iş tempomdan sağlığımı düşünerek kendimi spora ayırıyorum. Fakat tabii ki ben fizyoterapist olduğum için daha bilgili, bilinçli tabii bir şekilde yaklaşabiliyorum. Bazı ya gitmiş olduğum... Spora gelesim var. Hocam çok bilinçli yapıyordur ya hani belde işte boyun tabii, falan, tabii, ne yapılması gerektiği. Hani önceden gidip böyle hareketleri tespit edip Hürkan Yüce şunları yaptı, şu kadar sayıda yaptı tabii, falan. Tabii şimdi diye. Yani şöyle bir çok estağfurullah yani teşekkür ederim yine öyle gördüğünüz için, ama gitmiş olduğum spor salonlarında birkaç tane ayıptır söylemesi işimden dolayı farklı noktalara gidip duruyorum. İster istemez oradaki insanlar tanıdığı için bir bize ufak tefek yani danışma şeyleri olabiliyor. O yüzden rahat bırakmıyorlar, ayıptır söylemesi buradan dipnot. Siz hocam bunu zaten aynen öyle bir bırakası gelmiyor. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bir rahatsızlık var hafif. Buradan gittiğine göre değil mi? Çok üstüne gitmeyin Hürkan hocamızın. Evet ya. Bir rahat bırakın o yansın. Üstüne çok gitti. Aynen hocam. Ya ben bundan zevk alıyorum tabii ki. Yok, onur alıyorum, evet. Ama yani bu şimdi mesela işte örnek vereyim. Mesela koşu bandında ben biraz kardiyovasküler aralıklı spor yapıyorum. Çünkü ileride kardiyovasküler sağlığımız bizim için çok önemli olacaktır. Tabii. Yani ister istemez spor yaparken endüransımıza bağlı olarak terliyoruz, o oluyor, bu oluyor, bir şeyler oluyor. Biz yine tabii çok hijyenik olmaya çalışıyoruz ama o anda bile yani işte belli bir performansta hocam bir şey danışalım diyenler olabiliyor tabii ki. Ama sağ olsunlar. Biz de kırmadan ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Evet. Her mesleğim var. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Sporda, spora başlamadan önce mutlaka bu mesleki pozisyonlara bir uğruyoruz. İkincisi oldu da uğrayamadık. Tembeliz, gitmek istemiyoruz. Şöyle başlıyoruz. Spor başlarken mutlaka ısınma ile ilgili başlayacağız. Yani bir ufak kardiyo yapacağız, yürüyüş yapacağız, hızlı hocam, bir tempolu yürüyüş yapacağız. Hocam o esnemeleri falan öneriyor musunuz? Tabii başlarken ki o kardiyo yaptıktan sonra yani bir ısınma bittikten sonra eğer o esnemeler bizim için o germe aktiviteleri neden önemli bizim için? Kaslarımızda herhangi bir şekilde bağlarımızda kaslarımızda bir kopma, bir zedelenme, bir yaralanma olmasın diye antrenmana hazırlıyoruz. Daha sonradan da tavsiyem bizim için tamam. Kas kitlesi vücut için çok önemlidir. Kaslı bir yapıya sahip olmamız. Fakat ekstra mesela günümüzde insanlar özellikle protein tozları falan çok tüketiyorlar. Hmm. Bu protein tozları çok tehlikeli aslında. Yani bunlar yani çok fazla tüketilimi. Bunların çünkü kullanımı GDO'lu ürünlerden üretilebiliyor. Yani öyle tabii mi? Aa, yani doğal proteinler. Doğal protein nedir? İşte süt ürünleri, işte yumurta, kırmızı et. Yumurta mesela, tabii ki yumurta da biliyorsunuz yumurta artık çok şükür protein kaynağı, Sağlık Bakanlığımız evet. ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığımız bu işe gerçekten çok güzel bir şekilde el attı. Şimdi yumurtaları halk olarak, toplum olarak biliyoruz. Doğal mı değil mi diye mesela. Konudan buna, çok bağımsız ama çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum araya girdiğim için. Gerçekten haberlerde izledim bu arada. Bu anlamda işte yumurta ve tavuk üretimiyle alakalı devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir katkısı olmuş. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Zaten haftanın 3 günü o kadar önemli şeyler duyuyorum ki sürekli bir teşekkür etme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bunlar çok önemli ve teşekkür edilmesi gerekiyor. Geçen gün bir hanımefendiyi izledim haberlerde. Dedi ki işte ev hanımıydım. 50 tavukla başladım. Şimdi ama işte devlet katkısıyla birlikte 250 tane tavuğum var ve onların yumurtalarını satarak çok ciddi paralar kazanıyorum. Şimdi çiftliğe döneceğim. Maşallah, dedi. Ne güzel. Ay tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Ne güzel. Ne kadar önemli bir katkıdır bu devletin şey. Yaptığı. Bu zaten biz elhamdülillah millet olarak, aynen, millet olarak ve ülke olarak gerçekten çok üst düzeyde bir ülkeye ve millete sahibiz ve bizim insanımız çok akıllıdır. Çok zekidir gerçekten. O açıdan yani sayın işte Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimizin hepsi bu konuda ne gerekiyorsa bilinçli ve profesyonel anlamda bütün dünyaya örnek olacak şekilde de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tamamen milleti hizmet amaçlı. Onları, şimdi saygıyla. Mesela yine bu konuyla ilgili bahsettiğiniz konuyla ilgili
artık yumurtalar sınıflandırılmış. 0, 1, 2, 3 diye. Evet, evet. Biliyorsunuz medium, değil mi? Medium, large evet. Bir şey yapıyorlar. Ya şimdi da o medium, large falan. Onlar boyutları. Boyutları. Şimdi o yumurtaları elimize kalite aldığımız artık. Zaman... Ha. Aldık yumurtaya bakıyoruz. Proteinden bahsediyoruz. Konuyu evet. Dağıtmayalım. Çok evet. Konular. Benimle sohbete başlayınca konular. Darmadağın olabilir. Yani burada yumurtanın üzerindeki, bakın ben artık bunu yumurtayı aldığım zaman üzerine bakıyorum. Hangi rakam var? Sıfır varsa sıfır rakamını yumurtanın üzerinde, sıfır peşine bir barkod numarası geliyor. Sıfırı gördüğümüz zaman bu yumurta doğal bir yumurtadır. Yani tamamen doğal yollarla ya üretilmiş bir yumurtadır. Ya hocam inanıyor musunuz ona? Ben inanmıyorum. Tabii ki bu ya, eğer denetimi olan çiftlikler. Tabii ki bir de o tavuk da çok ya önemli. Burada sadece yumurta önemli ya, değil. Ben ona inanmıyorum şimdi, ya. Bir şey soracağım. Burada bir virgül koysak, sanatçı arkadaşımı da dahil etsem sohbetimize öyle tabii, devam tabii. etsek. Çok daha iyi olur. Efendim sanatçı arkadaşımı da davet etmek istiyorum. Harika bir ses geliyor. Ata Çağlayan geliyor.
geldin Atacığım. Harikasın. Teşekkür ederim. Seni de böyle de davet ediyorum. Hürkan Hocam'ın yanına. Efendim, sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Hürkan Hocam'a sorularınız varsa 0212 660 7623 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı paylaşabilirsiniz. Birazdan ama Hürkan Hocam'ın Instagram adreslerini de paylaşacağım. Oradan da arzu ederseniz sorularınızı yazabilir ya da kendisine tedavi amaçlı gitmek isterseniz, bilgi almak isterseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Asistanları da kendisi de aktif olarak kullanıyor hocamın. Biz çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında astrolog arkadaşım Olgu da burada. Olgu Ilgın da bize gökyüzünden haberler verecek. Minicik bir aradan sonra buradayız. Efendim, günaydınlar olsun. Tekrar merhabalar olsun. Ekranları başına yeni gelen hanımefendi ve beyefendiler için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin gerçekten yetiştirdiği medarı, iftara diyebileceğim hem dostum, hem arkadaşım, hem de çok saygı duyduğum, hekimliğine çok güvendiğim fizyoterapist Hürkan Akkuzu beyefendi bizimle birlikte. Aynı zamanda da astrolog arkadaşım Olgu Ilgın burada. Gökyüzünden haberler verecek birazdan bizlere ve sanatçı arkadaşım Ata Çağlayan bizlerle. Şimdi hocam şöyle başlamak istiyorum ben sizle konuşmama. Ben biliyorum ama ekranları başında bizi izleyen insanlar için bir kez daha söyleyelim, hatırlatalım. Sizler hangi hastalara derman oluyorsunuz hocam? Özellikle hangi hastalar sizlere gelmeli? Neden gelmeli? Şimdi fizik tedavi, rehabilitasyon ve fizyoterapi tıpta bütün branşlarının hepsiyle iç içe çalışan bir mesleki pozisyon. Hı hı. Başta temel olarak vücudumuzda oluşabilen herhangi bir bölgede ağrı şikayetimiz varsa, baş ağrısı olabilir, kol ağrısı olabilir, kas ağrısı olabilir, eklem ağrısı olabilir. Bu hastalıkların hemen hemen hepsini kapsayan bir bilim alanı. İkinci olarak nörolojik, yani felçli bütün hastalıkların hepsini kapsayan ikinci olarak bir bilim alanı. Üçüncü olarak sporcularda, biraz önce konuşuyorduk yine tekrardan, spor öncesi ve sonrası her türlü müsabakaya hazırlayan, kasları, eklemleri güçlendiren, kuvvetlendiren ve aynı zamanda herhangi bir sakatlık varsa bunların hepsini tedavi eden bir bilim alanı. Dördüncü olarak pediatristlerle, çocuklarla birlikte çalışan, özellikle çocukların gelişim evrelerinde. Çünkü fizyoterapi hem şöyle söyleyelim, ortopedik, hem nörolojik, hem pediatrik, hem jinekolojik, aynı zamanda da evet sporcularla birlikte çalışan çok büyük, geniş kapsamlı bir alan. Bizim alanımız ne? Bizim bu alanda alanımız ne? Benim en çok spesifik olarak çalışmış olduğum, yani hastalar hangileri? Çünkü her meslektaşım ayrı bir hastalıkta uzmanlaşmış ve o hastalıkla kendini bağdaşlaştırmış ve ona yönelik tedaviler yapıyor. Hı hı. Bizim en önemli özelliğimiz omurga hastalıkları ve nörolojik rehabilitasyon uzmanı olarak geçiyoruz. Yani nedir? Bel fıtığı, boyun fıtığı, işte atıyorum sırtta düzleşme, kamburlaşma, işte skolyoz, işte boyun düzleşmesi gibi ve bunlara bağlı olarak kollarda uyuşma, eklemlerde işte ağrılar, işte kan dolaşımlarında azlıklar, bunların hepsini kapsayan ve bunlarla ilgili oluşabilecek hastalıkları içeren tedavileri yapan unsur. Harika. Ve bu unsur hem bilimsel açıdan tıpla bağdaşmış, bilimsel çalışmalar ayak uydurmuş yeni tedavi yöntemleriyle birlikte artı alternatif tıp tedavi yöntemlerini uygulayan unsur. İkinci olarak da nörolojik hastalıklar, özellikle biz şunu söylüyoruz, yani durmak yok, şifaya vesile olmaya devam ve felç kalmaya son diyoruz. Aynen. Artık felç kalmak, şimdi felç kalındığı zaman, şimdi artık bu konuyla ilgili maalesef Türkiye'de halen daha bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Nörolog arkadaşlar hastaları yönlendirme konusunda biraz sorun, sıkıntı yaşıyorlar. Şu şekilde, tamam, medikal tedavilerimizi, yani ilaç tedavilerimizi nöroloji uzmanları tamamladıktan sonra evet fizyoterapiye hastaları yönlendiriyorlar, yönlendirmiyorlar değil.
özellikle beyindeki kanama alanlarının önüne geçtikleri zaman, yani hematom dediğimiz kanamış bölgeyle ilgili ya da işte emboliye bağlı olarak beynin belli bölümünün oksijensiz kalmasına bağlı olarak geçirilen beyin kanamaları sonucunda vücudumuzda oluşacak sağ veya sol tarafıyla ilgili kısmi felçlerde, eğer hastalar çok erken dönemde profesyonel ve bilinçli ellere teslim edilirse, bakın bu çok önemli, profesyonel ve bilinçli ellere. Hastalarda buradan, yani bütün insanlara tavsiyem, artık yani günümüz internet çağı, bu işi sadece biz yapmıyoruz. Bu işi Türkiye'nin her yerinde bütün meslektaşlarımızın hepsi yapıyor. Fakat bu alanda uzmanlaşmış, bu alanda doktora eğitimlerini tamamlamış, ihtisas alanlarını tamamlamış meslektaşların bu işleri çok daha bilgili, bilinçli bir şekilde yapabilir. Mesela bir pratisyen hekim düşünelim, bütün hastalıkların hepsini kapsayabilir. Ama temel olarak, yani o hastalığın iyileştirici unsurunu bir uzmanı kadar çok iyi yani bilmeyebilir. Çünkü o alanda ihtisas eğitimi almamıştır. Fizyoterapi de bu böyle bir alan. Yani fizyoterapide pratisyen fizyoterapisi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız mevcut. Fakat üzerine bu alanda, bu hastalıklarla alakalı olarak fizyoterapi, fizik tedavi, rehabilitasyon ihtisasını tamamladıktan sonra veya tamamlarken bu farklı spesifik hastalıklara yönlenen meslektaşlarımız var. Bunlara insanların ulaşmasını tavsiye ederim. Nörolog arkadaşlarımız klasik olarak fizik tedavi ünitelerini hastaları yönlendiriyor. Fakat bu hastalar bilinçli ellerde teslim olmazlarsa maalesef, bakın geçirilen alan ne olursa olsun, hastalık boyutu ne olursa olsun, profesyonel bir ele o hasta teslim olunursa en kısa süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale gelir ve bu hastalıklarla mücadele etmek hem aile için hem hasta için inanılmaz derecede ciddi bir psikolojik sorun ve problemdir. Aile ne kadar mutlu ve keyifli bir aile olursa olsun, böyle bir hastası mevcutsa o hastayı her gün uğraşması, ya insan yükü gerçekten çok ağır. Fakat bunların hepsi bir sınavdır, bakın bunu unutmayın. Ama böyle ben yani diyebilirim ki on binlerce insan tedavilerinde yer aldım, özellikle felç hastalarda. Ekonomik düzeyleri ne olursa olsun, en üst tabakada en alt tabaka olmak üzere özellikle ailelerin hastalarıyla birebir ilgilendikleri için psikolojik sıkıntıları çok mevcut. Tabii bu dönem psikologlardan destek almalarına, ailelerin özellikle, hastayı bırakın bir köşeye, hastaya zaten psikiyatrist, evet, bakıyor, çok ona çok çeşitli önemli. İşte yani medikal ilaçları düzenliyor. Ama aile burada çok daha bilgili, bilinçli ve güçlü bir psikolojiyle hastasıyla mücadele eder. Ve bilinçli ellere de emanet ederlerse o hasta %99.9 bir aksilik yoksa toparlar, bağımsız hale de gelir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Yani biz bu tarz hastalıklarla, Aydan Hanım biraz konu uzadı ama. Hayır hocam, yani, siz var. Bu tarz hastalıklarla fizyoterapist arkadaşlarımız, bizler mücadele ediyoruz. Yani ve Türkiye'nin her noktasında, ta işte Hakkari'den Erzurum'a, Erzurum'dan İzmir'e, Edirne'ye, her noktada, Hatay'da, her yerde varız. Elbap'ta da varız. Yani öyle söyleyelim. Özellikle bu Fırat Kalkanı'yla alınan bölgeler var ya, orada da Suriyelilere yani hizmet eden meslektaşlarımız var. Gönüllü meslektaşlarımız. Yani orada bile yani fizyoterapist arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum yani. Her yerde varız. Zaten ben sizin bu anlamdaki kalbinizi, yüreğinizi de biliyorum. Siz orada meslektaşlarınızdan bahsediyorsunuz ama o işin içine sizin de dahil olduğunuzu da biliyorum ben. Estağfurullah. Siz biraz mütevazisiniz bu konularda. Söylemeyi çok sevmiyorsunuz ama ben yakinen tanıdığım için şunu söylemek isterim ki sizin hakikaten nerelere, kimlere kadar elinizi uzattığınızı, ulaşmaya çalıştığınızı, tedaviye gittiğinizi çok yakinen takip edenlerden birisiyim. Yani en üst düzeyden en alt seviyeye kadar bir şekilde ulaşıyorsunuz, gidiyorsunuz. Hatta bazen şunu da çok iyi biliyorum. Sayın, tüylerim de diken diken oluyor bunları söylerken ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ya da Başbakanımızın da ricasıyla başka hastalara da ulaşıyorsunuz, gidiyorsunuz, hizmetler veriyorsunuz ve bunları hiçbir ücret karşılığında maddi kaygı taşıyarak yapmadığınızı çok iyi biliyorum. Allah size yapıyor. Veriyor. Yani bunu herkes yapıyor. Bunu bütün meslektaşlarımız yapıyor. Bu işi yani bize kim ne derse desin, biz bu işin maddi bir herhangi bir beklenti olmaksızın
Yani zaten biz gün içerisinde belli bir işte maaş politikalarında çalışan insanlarız. Yani elhamdülillah karnımız doyuyor. Aç değiliz, açıkta değiliz. Ya kalbiniz ne güzel bir sorunumuz yok yani gerçekten. Allah ama, razı olsun. Aynen ama, öyle. Teşekkür ederim. Yani önemli olan burada maddiyat o bu falan filan değil. Önemli olan gerçekten hizmet. Hizmet edebilmek. İnanın yani biraz önce de söylediğiniz en üst tabakadan en alt tabakaya kadar nerede ne varsa yemin ediyorum her noktaya elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Birebir. Ben çok iyi biliyorum. Özellikle de yani ben dahil olmak üzere meslektaşlarım da o hastaların özellikle felçli hastaların, yatalık hastaların bunların sizin yanınıza gelebilme ihtimalleri söz konusu olmayabiliyor. Onların ayaklarına kadar gidip en güzel hizmeti profesyonel anlamda yani sunmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Hepimizden. Gerçekten. Yani bu tamamen bir hizmet aşkıdır. Yani bu tamamen maneviyatı çok yüksek bir mesleki pozisyondur aslında fizyoterapistlik. Yani sadece işte tabii ki maddiyata önem veren arkadaşlarımız olabilir. Herkesin şeyi başka. Ama bizim için en önemlisi yani maneviyat. Biz buna daha çok önem veriyoruz. Çok şükür yani kendi ayaklarımızın üstüne de bağımsız bir şekilde basabiliyoruz. Bununla alakalı bir sıkıntımız Allah yok. Allah sizi eksikliğinizi göstermesin. Amin. Allah ayağınızı da taşa değdirmesin. Amin. Sizin. Sağ olun. Bunu çok yüreğimden söylüyorum. Hocam benim sormak istediğim size şu. Öncelikle bir rica edeyim sizden. Instagram adreslerinizi bir hatırlatalım hocam sizin. Tabii. Gelmek isteyen ve soru sormak isteyen izleyicilerimiz vardır. Sizden rica edeyim hocam. Yani Instagram'dan ve sosyal medyadan ya da işte Google'a Hürkan Akkuz'u yazdıkları zaman biz ulaşılması zor insanlar değiliz. Biz insana hizmet eden bir mesleki pozisyonumuz olduğu için bize 3 yaşındaki çocuktan tutun, alo diyen o çocuktan tutun, 100 yaşındaki amcalarımız ve teyzelerimize kadar herkes bize yani interneti Hürkan Akkuz'u yazdıklarında bütün sosyal medya hesaplarından olsun, işte web sayfalarımızdan olsun bize çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Yani. Harikasınız. Instagram'da da Hürkan Akkuz olarak. Hürkan Akkuz'u, Doktor Hürkan diye. Doktor Hürkan Akkuz'u ya da Doktor Hürkan, evet, diye Hürkan Akkuz'u olarak ulaşabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Dediği gibi hocamın en basiti internette arama motoruna Hürkan Akkuz'u yazdığınızda efendim her yerden gerek klinik irtibat telefonları, gerek hocamın sosyal medyadaki diğer işte Instagram, Facebook ya da Twitter hesaplarının hepsi düşecektir. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi ben de rahmetli anneannemi beyin kanamasından kaybettim. Bütün ölmüşlerimizi Allah rahmet eylesin. Onun da sol tarafına felç gelmişti ameliyattan sonrasında. Erken tedavi derken şunu mu kastediyorsunuz? Şimdi böyle hastalarda ameliyattan çıktıktan sonra belli bir yerde his kaybı varsa o an müdahale etmek mi? Böyle hastalıklarda yoğun bakımda. Direkt yoğun bakım tedavi ünitesinde. Çünkü yoğun bakım bu hastalıklarda çok riskli olan bir bölüm açık konuşmak gerekirse. Bunu da maalesef işte anestezi uzmanı hekim arkadaşlarımız, oradaki işte bu hastaları spesifik olarak birebir takip eden doktor arkadaşlarımız bununla ilgili biraz belki göz ardı edebiliyorlar. Hastanın çünkü hayati fonksiyonelliği daha ön planda. Ama bu hasta %99 yoğun bakımdan çıktığı zaman bir rehabilitasyon aşaması olacaktır. Geç kalınmadan direkt yoğun bakımda tedavilere bu hastaların başlanılması lazım. Birebir hastalandı, yoğun bakıma geçti. Artık o işte doktor arkadaşın kendi ihtisas alanıyla alakalı olan hastalık biraz artık önüne geçilmeye başladığı an itibariyle yoğun bakımda bu tarz tedaviler yapılması lazım. Yoğun bakımdan servise çıktığı an itibariyle zaten top daha çok fizyoterapistlerde oluyor. Yani hekim arkadaşlarımız burada işte ilaç düzenlemelerini yapıp sadece işte ayda bir ya da 6 ayda bir ya da 3 ayda bir birebir hastaları işte kontrollerini tekrardan kontrole getirerek gözlemleyebiliyorlar. Fakat fizyoterapist arkadaşlarımız burada hastayla hemen hemen haftanın 4 ya da 5 günü birebir birlikte çalışıyorlar. Yani birkaç saat boyunca çalışıyorlar. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Hastalıklar, özellikle nörolojik hastalıklar, mesela Allah rahmet eylesin sizin anneannenizden bahsettiniz. Bu tarz hastalarla direkt, tabii ki bazı şeyler takdir ilahi, bunun önüne hiçbirimiz tabii geçemeyiz. Ki. Yani tabii bu ki. Bambaşka bir şey. Tabii fakat önlemimizi almak zorundayız. Hemen yoğun bakım itibariyle orada bir meslektaşımız, o hastanede görev yapan bir arkadaşımız yoğun bakımdaki hastalara müdahale edecektir. Bu şu anda Sağlık Bakanlığı bünyesinde hemen hemen her hastanede yapılabiliyor sağ olsunlar. Yani artık daha bilinçli, bilgili bir şekilde. İkinci olarak da aynı zamanda yoğun bakımdan çıktıktan sonra da bu sefer yani hastaya profesyonel anlamda o meslektaşlarımızın almış oldukları eğitim doğrultusunda müdahale edildiği zaman hastalarda %99 oranında toparlanma durumu olur.
Yeter ki erken dönem. Yani hastalandık, yoğun bakımdayız, tedavileri başlıyoruz. Ta ki bağımsız bir şekilde kendi işini, kendi görebilir bir duruma gelene kadar olan süreç. Bu da süper. Bu da yoğun bakımda bir hastaya başlanıldığı zaman birkaç ay içerisinde %99 oranında toparlar. Siz zaten evet. yapıyorsunuz şu anda. Bunların da yoğun bakımdaki hastalarınız. Benim takip ettiğim evet, hastalarım bugün mevcut. De o yüzden mesela yani, biraz erken kaçıp gideceğim. Göndereceğiz. Hiç önemli değil dolayı. Hocam. Aynen öyle evet. Şifa olun. Amin. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer hastaya yoğun bakım ünitesinde müdahale edilmedi, servise çıktı, servisten de eve gönderildi. Çünkü daha çok servise çıkar, eve gönderilir ve fizik tedavi için bir yerlerden randevu alın denildi. Aile de üzerine gitmedi. Ya artık toparlanmaz, biz işte evde bir şekilde bakarız falan. O hasta tamamen yatağa mahkum bir şekilde hayatının sonuna kadar devam edebilir ve engelli ve felç kalabilir. Bu tarz hastalıklarda erken dönemde, çünkü nöral kapasite, beyin kapasitemiz, bütün sinir uçları, sinir hücreleri çok aktif olabiliyorlar. Zamanla çok tembelleşiyorlar. İnanılmaz derecede yani gerileyebiliyoruz. Bunu bir daha tekrardan aktif hale getirmek için çok uğraşılması ve üzerinden çok zaman geçmesi gerekebilir. Buna da hiç kimsenin sabrı yok. Yani her gün bir hastalıkla yıllarca uğraştığınızı düşünün. Yani ben çok ya gözlerim içine bakıp da ya hocam artık takdiri ilahi olsa da kurtarsak şu sıkıntıdan diyen, dile getiren yani onlarca hasta gördüm. Ama tabii ki burada mücadele eden, gayret gösteren, cehd eden hastalarımız olduğu zaman bunlar çok kısa bir süre içerisinde toparlıyor. Biz hocam, de izin aldığımız hastalarımız olduğu zaman bunların görüntülerini sosyal medya üzerinden oradan buradan paylaşabiliyoruz. Diğer hastaların moral motivasyonları yükselsin diye. Bu seanslar şu şekilde belirlenemez. Kişiye göre değişiyor. Yani tabii ki özellikle nörolojik hastalıklar, felçli hastalıklar yani için bunu konuşuyorum. Hastamızın iyileşeceği ana kadar tedaviler sürmek zorunda. Haftada 4 ya da 5 gün. Ve 4 ya da 5 gün. Evet. Ya da bir de şöyle bir şey var. Biraz önce de işte Olgun Hanım da söylediği gibi kişiden kişiye göre yani rehabilitasyon programı değişir. Sabit bir şey yoktur. Ama işte atıyorum bel fıtığı var, boyun fıtığı var. Hı. Yani iki seans, bir seans. Tak, tut, çat, tut. Hocam onu diyecektim. Şimdi geçen sefer hocam geldiğimizde aynen onu söyleyecektim. Ya. Diyecektim ki şimdi mesela bana biraz önce işte soru gelmiş. Instagram üzerinden yazmışlar. İşte boyun fıtığım var, bel fıtığım var. Kaç seans gitmeliyim? Ya valla geçen sefer geldiğinizde efendim bende de boynumda problem vardı. Belimde de problem var. İki yerimde fıtık var. Ara ara konuşuyorum. Hocam bir şey yaptı, tık diye yerine oturtturdu, bitti. Şimdi hocam bir daha mesela böyle hastalar, böyle problem yaşayanlar bir seans, iki seanstı, eğer, bitti mi? Bakın burada çok önemli. Şimdi bizde şimdi klasik fizik tedavi tedavileriyle beraber modern fizik tedavi tedavileri mevcut. Şu etapta fizik tedavide iki tane tedavi mevcut. Bir tanesi eski literatür uygulanıyor. Almanların geliştirmiş olduğu eski literatür maalesef. Çünkü Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir sürü engelli obu falan kaldıkları için biraz orada fizyoterapistler aktif hale gelmişler. Ve dünya literatüründe de daha çok Alman fizyoterapistlerin uygulamış oldukları tedavi teknikleri Türkiye'de ve dünyanın hemen hemen her yerindeki fizik tedavi rehabilitasyon eğitimi alan meslektaşlarımıza uygulanıyor akademisyenler öyle tarafından. Mi? Fakat bizim binlerce artık akademisyenlerimiz var. Bunlar artık akademisyen demek, bilim insanı demek, bilme katkısı bulunması gereken insanlar demek. Hepsi tabii ki profesyonel anlamda şu etapta ciddi bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalara bağlı olarak yeni gelişen modern, özellikle eskiden de biraz modifiye edilmiş modern, tamamen elle yapılan tedaviler var. Biz bunları eğer hastayı değerlendirdiğimiz zaman zaten bir fizyoterapist arkadaşım bir kişiye baktığında, fiziksel olarak değerlendirdiğinde, postür analizi yaptığında o kişi de yani hiçbir MR görüntüsü olumsuz busu olmasına gerek yok. Dokunarak bile vücudun neresinde nasıl bir rahatsızlığı olabilir? O zaman pufumuzu alalım mı yavaş yavaş? Olgu'yu şöyle bir oturtturalım o pufa. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Mesela şey bozukluğu da, duruş bozukluğu da bu şekilde oluyor mu hocam? Tabii. Yani biraz böyle hafif. Benim en büyük sıkıntım o hocam. Biraz böyle hafif arka kaldı. Onu böyle o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi. Bunu uygulamalı bir şekilde. Evet. Hem belki Atabey'e de gösterebiliriz. Evet. Olgu Hanım'a da gösterebiliriz. Olgu'ya önce gösterelim ama. Ne yapacağım? Evet. Bir gösterelim. Oturalım. Gel oturalım. Ha, süper. Şöyle bu şekilde sıkıntı var mı?
Bu şekilde sıkıntımız yok değil mi şu etapta? Ben dik şimdi, durduğum zaman mesela rahatsız oluyorum. Özellikle olurum. Şimdi bakın biraz önce ne söyledik? Bir fizyoterapist hastamıza dokunduğu zaman neresinden neyin ne olup ne bittiğine bakabilir. Mesela Olga Hanım'da özellikle boyun düzleşmeleriniz ve hafif duruş pozisyonlarınıza bağlı olarak bir kamburluk evet. durumu yavaş evet. yavaş gelişmeye başlamış. Evet. Evet. Bunun buna bağlı olarak özellikle sırt bölgelerinde belki ağrılarımız, sıkıntılarımız evet. olabiliyordur. Evet, ve ense evet. dibinde özellikle şu bölgelerde trapezin alt parçası dediğimiz ya da boyun ense kökü bölgesinde ciddi gerginliklerimiz de var. Bunlara yönelik şimdi çok basit bir şey yapalım. Toparlayalım olur mu? Olur. Tamam. Olur mu? Sakin olur. Ol. Hiç hazır mıyız? Acıyacak mı hocam? Gerçekten hiçbir şey acımıyor hiçbir şekilde. Tamam. Gayet sakin ol. Bunu tabii ki bir meslektaşımızın yapmasını tavsiye ediyorum. Ama evde ne yapabiliriz? Evde ilk önce yapmaları gerektiğini gösterin. Peşine biz... Meslektaşınızın evet, yapması gerekeni gösteriyor. Yapması tamam. zaten o biliyordur. Ona göstermemize gerek yok. Olsun hocam biz bilelim de evet. diyelim ki böyle yaptı Ürgen hocam. Şimdi ellerimizi ensemizi aldık. Ellerimizi ensemizde kenetledik. Çok güzel. Evde yapılması gerekenler. Boyun düzleşmemiz var ve sırtımızda yaygın bir kasılmamız ve ağrımız varsa. Çok basit, çok rahat. Hemen bir yastık koyduk. Orada işte bir tanesine yardım isteyerek. Çok güzel. Bir ayağa kalk bakalım. Kalkamıyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim. Harika, süper. Tövbe tövbe. Şimdi ne dedik? Kimse panik olmasın. Hiçbir zayiat yok. Hepimiz buradayız. Süper hocam. Allah beni şifalı yani hakikaten. Şimdi bir değerlendireceğiz abi. Mikrofonumuzu taktık. Takt. Harika, süper. Şimdi bir arkamızı bana doğru döndük. Esas duruş pozisyonu. Şimdi erkekler askerlik yaptığı için esas duruş pozisyonu ne olduğunu bilirler. Biz de eskiden askeri personel olduğumuz için bunu sürekli hastalarımıza öyle uyguluyorduk. Çok güzel. Ben bel bölgesini bir kontrol ediyorum evet. tekrardan. Şöyle ben bir bakayım. Hafif öne doğru eğiliyoruz. Çok güzel dik durduk. Sola doğru yan yattık. Sağa doğru yan yattık. Çok güzel. Karşıya baktık. Karşıya döndük. Şimdi şu hareketi yapıyoruz. En çok burada ağrımız var değil mi? Evet burada. Şöyle yapıyoruz. Harika. Kollarınızı birleştiriyoruz. Bana doğru, sağa doğru. Geriyoruz. Geldik, bıraktık. Bunu evde insanlar yapsınlar. Altın değerinde bel fıtığı, bel düzleşmesi ile ilgili bir egzersiz. Bakın. Ben de yapayım. Hepimiz yapabiliriz. Yapalım ya Olgun. Evet. Geç böyle. Evet. Gerilmeyi seviyor muyuz? Evet. Şu tarafta. Evet. Harika. Hayır, hocam, aynı şekilde diğer tarafta. Bu tarafı yapalım. Çok güzel. Birleştirdik. Diğer tarafa doğru döndük. Döndük, bıraktık. Oh, çok rahatladım. Bir daha. Döndük, bıraktık. Çok güzel. Normal duruyoruz. Bir kendimizi kontrol edelim. Tabii bel değerlendirilirken üstüne de bakacağız. Şimdi bir de sırta bakacağız. Sırtımızı da halledeceğiz ve tamamen çünkü bu tarz değerlendirmelerde üst ve alt segmentlerin yapılması lazım. Hocam. Sakroiliyak eklem baktık, evet. beline baktık. Su alabilir miyiz hocam? Hocama evet bir su rica edelim. Var, suyumuz var. Var mı? Oturayım mı hocam yoksa? Şimdi oturtacağız abi çok özür dilerim. Ben hemen şey yapayım. Pufumuzu şöyle koyun, onun üstüne koyun. Olur. Rahat oturun. Çok güzel. Şimdi ne dedik? Dedik ki sırt bölgemizin de değerlendirilmesi lazım. Bele baktık. Şimdi kalça eklemimiz yerinden çıkmıştı. Mobilizasyonla biraz yerine soktuk. Sedye olsaydı sağlam bir manipülasyon yapacaktık. Şimdi bir şikayetini öğrenin. Bir belimizde rahatlama, kalça bölgemizde hissediyor muyuz? Hissediyoruz evet. Hissetmiyorsak hissetmiyoruz. Hissediyorsak hissediyoruz. Hafif bir rahatlık var. Değil mi? Sedye olsaydı %100 bu iş çözülmüştü. Şimdi ama sedyemiz yoksa elimizdeki imkanları kullanacağız. Üst segmente çıkacağız. Sırta çıkacağız ki dolaşımımızı iyice hızlandıralım. Ellerimizi ensemize getirdik. Çok iyi. Biz de çünkü realitesine çok daha önem veren tedaviler uyguluyoruz. İlk önce yine sizde de bir ufak germe yapalım. Derin nefes verdik. Derin verdik. Güzel. Derin verdik. Derin verdik. Çok güzel. Bıraktık. Harika. Şimdi sırt bölgesinin alt taraflarında şikayetimiz daha yaygın olduğu için ayağa kalkıyoruz. Üst taraflarda olsaydı. Vay. Hemen anında asistanlar olarak toparladık. Yan döndük. Eller ensede. Harika. Biraz önce Olga Hanım'a yaptığımızı size de yapıyoruz. Aynı şekilde. Hocam sizin spor yapmanız şart zaten bu meslekte. Bana doğru yaslanın.
Aynen. Yani evet, burnundan derin nefes. Kasların verdik. Güçlü olması lazım. Derin. Verdik. Derin. Ağızdan verdik. Derin. Bıraktık. Çok güzel. Hey maşallah. Çok iyi. Bir değerlendirelim. Bir bakalım. Tabii derin montun üstünden de çok iyi değerlendiriyoruz. Yok. İyi miyiz? İyiyim. Biraz daha iyi miyiz? İyi misin? Rahat mısın? Daha iyi. Çok teşekkür ederim. Değilsen değilim. Yok valla oldu. Sağ ol. Oldu sağ ol ya. Ay hocam ya. Şey yapmasın yani. Ay İbrahim abi ya. Ne hissediyorsak. Çok teşekkür ederim. Biraz ATB stüdyodan kaçıyor. Hayır. Şimdi bak. Şimdi şu var. Şu çok önemli bir nokta. Yani hani şifa alınmak yani bizim bu derdimizi gidermek için çok ciddi gayret ve şey sarf ediyor. Hocam bir de hocam, o yüzden tedavi hani bir kere, yani. Abi, o, elleri hani, çok kıymetli. Bunun bir tıkı bile çok önemli. Sana bir çok şey söyleyeyim ederim mi hocama? Rica ederim. Sırada o kadar... Ya kurban olsunlar veren Allah'a ya, evet ya Rabbim. Ya. Seni doğuran anaya kurban olsunlar. Yani ellerinden bir kez daha öpüyorum efendim sizleri hanımefendiye. Babanızı da gerçekten sırtınız bile ter içinde ne kıymetli elleriniz sağ olun, var. Sağ olun. Ya aynen öyle. Şimdi siz tedavi ederken evet, az önce kulak misafiri oldum. Doğru mu duydum bilmiyorum. Sevgili yönetmenim hocam İbrahim abi de aa diyor oradan. O da gelsin hemen rejiden bunu alalım. Tepki verdi yani bütün reji. Hani çok şaşkınlık içinde böyle izledik. Hocam sizi biraz dinlendireyim eyvallah, bir suyunuzu şey için. Eyvallah. Sen de madem sağlığına bir kavuştun. Kavuştum. Hadi bir şarkı söyle. Oranla buranla böyle tamam, oynaya oynaya. Bu sefer oynamaksız olacak. Oynamaksız mı? Oynamaksızmış İbrahim abi. Oynamaksız. Hocam elinize sağlık. Teşekkür ederim çok tekrar. Çok geçmiş olsun. İyisin. Tabii yani canlı yayın olduğu için siz anlıyorum bir şey olarak. Tabii, tabii koşullar şey değil ama. Sevdiğimiz olsaydı %100. Valla evet 10 numarayız. Haydi gelsin bakalım şarkımız. Fark etmez bir tanesi olsun. Fark etmez ha. Sarıversen elini, okşasam ben tinini. Ah, tutuversen elini, sarıversen elini, okşasam ben tinini. Yükseliyorsun bana, anlıyorum ben ama bir olanla bu yanma, salla salla, salla salla. Sen sana uçtun sen havalara, babalar uzandın in artık aşağılara. Of dedim kızım sana uçtun sen havalara, babalar uzandın in artık aşağılara. Oh,
Efendim ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Türkiye'nin en önemli fizyoterapisti, çok kıymetli hekim Hürkan Akkuzu beyefendi burada ve astrolog arkadaşım Olga Ilgın'la artık biraz onunla da sohbet etmek istiyorum. Ama hocam da bugün hastalarına yetişecek diye, yoğun bakım ünitesine evet, gidecek diye. Ama çok keyifliydi onu dinlemek. Çok yani ben güzel. Sadece izleyici olarak bile kalabilirdim bugün gerçekten. Hiç konuşmasam da olurdu ama merak edenler olduğu için böyle kısaca bir gökyüzünden haber vermek istedim. Şöyle minik bir geç, devamını sonrasında getirelim aynen. Neler tamam. var bu hafta, ne etkiler var? Şimdi haftadan ziyade Mart ayı biraz hareketli yine. Gökyüzünde özellikle kişisel gezegenlerimiz olan Venüs ve Merkür bugün burç değiştirdi ve Koç burcuna girdiler. Ondan sonra ve Jüpiter retroya hazırlanıyor. Bunlar önemli Mart ayı için hareketler. Şimdi öncelikle Jüpiter retrosunda 8 Mart'ta durağanlaşacak. Jüpiter ve 10 Mart'ta retroya girecek ve yaklaşık 4,5 ay Temmuz ortalarına kadar devam edecek bu retro. Öncelikle Jüpiter retrosu, Jüpiter bizim inançlarımızdır her şeyden önce. İçsel anlamda içe yolculuk yapacağımız bir döneme giriyoruz. Hı hı. Ruhsal genişleme, aydınlanma ve farkındalık yükseltici durumlarla karşılaşabiliriz bu noktada. Jüpiter retrolarında ben hep şans ve fırsat uykuda derim. Jüpiter şans ve fırsat gezegenidir. Düz hareketinde daha hızlı bize bir takım avantajlar getirirken retro hareketinde bizatihi bizim hareket etmemizi ister. Yani hayatlarınızda elde etmek istediğiniz fırsatlar için bu dönem, bu bahsettiğim dönem aralığında bizzat hareket etmemiz gerekir. Hani hareket eşittir bereket. Jüpiter'i çok iyi anlatır aslında. Bu dönem bunu yapacağız bir. Onun dışında haritasında Jüpiter'i retro olanlar ki senin retro, örneğin Aydan'ın retro, onlar için avantajlı bir dönem tam aksine. Hmm. Onlar için onların hayatlarında bir takım fırsat ve avantajlar hareketlenmeye başlayacaktır bu dönemde. Ay hadi inşallah. Venüs ve Merkür Koç burcuna girdi dedik bugün. Şimdi Venüs, Merkür bizim iletişimimiz, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, nasıl iletişim kurduğumuz, aklımızın nelere çalıştığı ya da çalışmadığı, aklımızın nerede gezdiğini anlatan bir gezegendir. Venüs ise bizim sevgiyi nasıl ifade ettiğimiz, nasıl sevgimizi yansıtırız, neler bekleriz karşı taraftan partnerimizden, parasal kazançlarımıza nasıl ulaşırız, keyif aldığımız alanlar hayattan, yeme içme şeklimiz Venüs'te çok bağlantılıdır. Demek ki bu dönem bugünden itibaren önümüzdeki bu Mart ayı içerisinde bunlardaki enerji ve duruşumuz değişiyor. Koç öncü bir harekettir. Merkür ve Venüs'ün bu geçişinde öncelikle bencillik çok fazla öne çıkabilir. Yani ne demek istiyorum? Cümlelerimizde kendimizden çok fazla bahsederken bulabiliriz kendimize. Hmm. Ben bunu yapıyorum, ben bunu yapmak istiyorum ya da istemiyorum şeklindeki cümlelerle bağlantılı bir takım eylemlere girebiliriz. Bir süredir balıkta gezegenler seyrediyordu. Ne dedik hep? Bu ekranlardan bizi takip edenler bilirler. Şimdi geriye çekilme zamanı, teslimiyete bırakma zamanı, akışta kalma zamanı dedik. Şimdi düşünün, hayal kurun, vizyon yaratın dedik. Ama artık harekete geçme zamanı. Çünkü Koç harekettir zaten, dediğim gibi başlangıçtır. Yapmak istedikleriniz için bir süredir kurduğunuz hayallerin peşine düşme zamanı. Eylem yapma zamanı, biraz kendimizi düşünme zamanı, bunda bir zarar yok. Eğer karşı tarafı incitmiyorsak, çok fazla bencilliğimizi karşı tarafın gözüne sokmuyorsak, tabii ki de önce kendimizi düşüneceğiz. Çünkü biz önce kendimiz için yaratıldık ve varız. Merkeze kendimizi koyma zamanı. Özellikle ilişkilerde bu dönem rekabet çok fazla öne çıkabilir. Hmm. Ego savaşları biraz olabilir. Hmm. Hani ben bunu istiyorum ama sen haksızsın, ben haklıyım duygusu çok fazla öne çıkabilir. Merkür Koç'tayken hareketli olacağımız, zihnimiz çok hareketli olacak. Yaratıcı düşünceler içerisine girebiliriz.
hiç duyulmamış, hiç kimsenin aklında olmayan fikirler uçuşabilir. Ya ben mesleğimle ilgili şöyle şöyle bir şey düşünüyorum ve ortaya çıkartmak istiyorum diyebiliriz. Doğru bir zamandır o da. Venüs Koç yine aynı şekilde parasal kazançlarımız için yapın arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? O maili atın. O randevuyu alın zamanıdır. O kişiyle görüşün zamanıdır. Kapıyı çalın zamanıdır. Parasal kazançlarımız için biraz emek zamanıdır, hareket zamanıdır bu dönem. Bunları yapabilirsiniz. Özellikle Koç burçları fiziksel görünümlerini değiştirmek adına bir takım planlar yapabilir, hareketler yapabilir, kararlar alabilirler. Bu dönemde Koç burçları için güzel bir zaman. Venüs de onların burcuna girdiği için ışıl ışıl parlayacak Koçlar. Daha çok dikkatleri üzerlerine çekecekler. Aynı şekilde terazilerin ilişkilerinde biraz kıpırtılar var olabilir. İlişki evleri hareketlenecek Merkür ve Venüs'ün Koç'a geçmesiyle bağlantılı. Bunun dışında ne söyleyebilirim başka? Mart ayındaki çok öne çıkan spesifik hareketlerimiz bunlar. Tabii ki de daha detaylar var. Ama tavsiye ettiğim şey, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Merkür Koç, Venüs Koç arkadaşlar dobralık ve dürüstlük kazanacak bir dönemdir. Koç çünkü çok dobradır, çok dürüsttür. Dolaysız iletişim, net iletişim, açık iletişim zamanıdır. Mışlar falanlar filanlar zamanı değil bu dönem. Direkt karşı tarafa ne istediğinizi net bir şekilde gözünün içine bakarak söyleme zamanıdır. Bunu yapanlar prim yapacak ve kazanacaklar iletişimlerinde. Trafikte çok fazla zaman geçirebiliriz. Biraz agresyon enerjimiz yükselebilir. Hani böyle sözel iletişimde özellikle hani sen benimle kavga mı ediyorsun duygusu çok uyanabilir ama Koç'un o Mars enerjisini çok hissedeceğiz iletişimde. Burada karşı taraf aslında bizle tepişmiyor senin tabirinle ama net net söylüyor olacak. Hani ben Merkür Koç'a tabanca derim. Hani sözler böyle tak 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 şeklinde karşı tarafın hani alnına gelecek şekilde çıkabilir. Hepimiz için bu böyle. Bu genel bir enerji ve etki. Dolayısıyla tavsiyem açık, dolaysız iletişim. İstediklerinizi de istemediklerinizi de söyleme zamanı. Net bir şekilde söyleme zamanı. Ve kendinizi düşünerek ne istediğinizi bileceksiniz. Merkür Koç ne istediğini bilme zamanıdır. Harika. Merkür balıktayken böyle acaba ne istiyorum, hayal kuruyorum ama oluyor mu olmuyor mu duygusu çok uyanabilir. Daha çok sezgiler konuşur Merkür balıkta ama Merkür Koç'ta ben ne istediğimi biliyorum duygusu çok hakim olacağı için kişi istediğinin peşinden de gidebilir aynı zamanda. Harika. 23 Mart'a kadar, 23 Mart'ta Merkür Retro'ya girecek. 7 Mart ve 23 Mart arası Merkür Koç'un az önce bahsettiğim enerjisinden dibine kadar faydalanabilirsiniz. Harikasın. Ağzına sağlık. Rica ederim. Devam edeceğiz. Burçlar üzerindeki etkisine devam edeceğiz. Ama hocamı yolcu etmeden çok kısaca, bugün normalde koçlardan başlıyoruz ama Aslan Burcu'nu hocam gitmeden de bir sen de ona bir şey yapmış ol. Evet tamam. Aslan burçları için bu yıl çok önemli bir yıl zaten. Şimdi ay düğümleri Aslan Burcu'nda ve kuzey düğüm tarafı sizin yönünüzde, sizin burcunuzda olduğu için sizin sahneye çıkma zamanınız ve bu anlamda sistem sizi destekliyor. Yani sahneden kastım tabii ki de anladınız hani mikrofonla şarkı icra etmek değil ama tanınmak. Mesleğinizle bağlantılı öne çıkmak, popüler olmak, başarılarınızdan söz etmek, ettirmek zamanı. Kaldı ki bu anlamda bu dönem yaklaşık 2018'in Ekim-Kasım ayına kadar devam edecek. O yüzden mesleğinizde kendinizle ilgili neyin yayılmasını istiyorsanız bu dönem bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz hocam. Bu bir. Yükseleniniz Başak'tı galiba. Evet. Doğru mu hatırlıyorum? Yükseleninizin Başak olması da zaten sizin o şifacı yeteneklerinizi ortaya çıkartıyor. İyi bir Başak sağlıktır. Zodyak kuşağında sağlığı temsil eder. Ve hizmet demektir. Tam da yükselenine göre bir meslek icra ediyor ki hocamız...
yeteneğinizi, şifanızı insanlar için hizmet ederek kullanıyorsunuz yeteneklerinizi. Eyvallah, bu çok anlamda. Çok da başarı da veriyor zaten. Onun dışında Merkür Koç size aslan olarak olumlu bir etki yaratacaktır ki bu geçiş özellikle yurt dışı bağlantılı konularınız hareketlenecektir. İletişim trafiğiniz bu anlamda artabilir, seyahatleriniz keza artabilir. Bunun dışında hukuksal bir süreciniz varsa eğer avantajlı bir dönemden geçeceksiniz. Hani bundan da faydalanmak isterseniz eğer faydalanabilirsiniz. Mesleğinizde daha artı eğitim alabilirsiniz. Almak isteyebilirsiniz. Kendinize bir şeyler katmak isteyebilirsiniz. Ya da yanınızdaki yardımcılarınızın bu eğitimlerden faydalanmasına olanak sağlayabilirsiniz. Bu geçiş size çok olumlu yansıyacaktır. Zaten öğrenmenin yaşı yok. Ağzınıza sağlık. Çok tabii teşekkür ederim. Biz her zaman vallahi öğrenmeyi açız. Eğitimleri açız. Zaten eğitimleri açık olmasaydık, öğrenmeseydik şimdiye kadar insanımıza bu kadar kaliteli bir şekilde hizmet edemezdik. Allah da sizden razı olsun. Cümlemizden yani. Hocam bir kez daha ben rica edeyim sizden ama ben de söyleyeyim. Efendim Hürkan hocama ulaşmak isterseniz, kendisinin kliniğine gitmek isterseniz ya da danışmak istediğiniz sorularınız varsa arama motoruna internette Hürkan Akkuzu yazdığınız zaman hem klinik numaralarına, irtibat numaralarına hem de hocamın sosyal medya hesaplarına da ulaşabilirsiniz. Ama arzu ederseniz Instagram sayfasında da Doktor Hürkan olarak ya da Hürkan Akkuzu olarak da Instagram'dan da takip edebilir. Bu anlamda danışabilirsiniz. Dediğim gibi hocamın asistanları var. Hem asistanları hem kendisi aktif olarak da internetini takip ediyor. Hocam şimdi sizi yolcu edeceğim için çok üzülerek maalesef ama bir taraftan da çok sevinçle yolcu ediyorum. Çünkü hastalarımıza şifa olmaya gidiyorsunuz. Evet. Allah eksikliğinizi göstermesin. Amin. Şimdi felçli hastalara yaptığınız çok özel hizmetler var diyeyim. Yani şifalandırmak adına. Şimdi felçli hastalarda hocam en önemli dediniz ki zamanlama. Hemen gelmeleri, ilk evrede fark edilmesi ve bize ulaşmaları işte o yoğun bakım döneminde dediniz. Fakat yoğun bakım döneminde ulaşamazlar ise daha sonrasında aileler bunu fark ettiğinde ya da hastane çıkışında yapılması gereken nedir? Ne yapmaları gerekir? Bu tarz hastalıklarda özellikle beynimizin sol ve sağ tarafıyla alakalı kısmi bir felç geçirmişsek bu hastalıklarda ilk 6 ay çok önemli. İlk 6 ay içerisinde profesyonel anlamda beyin kapasitesini toparlayıcı tedavilerle beraber fizyoterapi tedavilerinin birlikte uygulanması lazım. Aynı zamanda ilaç tedavilerinin de bunlarla birlikte doktor arkadaşlar gözetiminde devam etmesi lazım. Bunlarla alakalı herhangi bir şekilde bir eksiklik varsa, yani sadece fizyoterapi uygulanıyor ve ilaç tedavileri uygulanıyor. Beyin kapasitesi, yani Türkçesini anlatmaya çalışıyorum. Beyin kapasitesini toparlayıcı motor aktivitelerin, yani kaslarımızın hareketlenmesini toparlayıcı tedaviler uygulanmıyorsa bu hastamızda gelişmeler çok kısmi olur. Bunların üçü birlikte uygulandığı takdirde %99 oranında toparlama olur ilk 6 ay içerisinde. 6 aydan 1 yıla kadar iyileşme oranı %30'lara düşüyor. Bakın çok önemli. Beyin kapasitesinin iyileşme ve toparlanma olayı %30'lara düşüyor. Bu dönemde müdahale edilirse yine uzun süreli bir tedavi hastaları bekleyecektir. Ve toparlanma olayları %80'lere falan kadar çıkacaktır. Bir yılı geçtik. Bir yılla iki yıl arasında hastanın işte çeşitli durumlarından dolayı müracaat edemediler. Ettiler. Toparlanma olayı %5'lere düşüyor. Beyin kapasitesinin toparlanma olayı %5'lere kadar düşüyor. O hastaya uzun bir dönem, belki uzun yıllar tedavileri gerekebilir. Ancak o zaman bu sefer %50'lerde, %60'larda bir iyileşme oranı olacaktır. 2 yıldan sonra nöral iletimler, yani beyin ve beyin kapasitesini toparlayacak sinir iletimlerin tamamen duruyor. %1'lere falan kadar düşüyor 2 yıldan 3 yıla kadar. 3 yıldan sonra tamamen frekans kesiliyor. Hiçbir şekilde toparlanma olayı, birisi sizi toparlarız, yürürüz, atlete falan filan böyle bir şey söz konusu değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk etapta yoğun bakım ünitesinde uygulanamadı, servise çıkar çıkmaz uygulanmaya başlayacak. Servisten, hastaneden eve taburcu olduğu an itibariyle bu hastalıklarla bir de şunu bilelim. Bakın bu da çok önemli, bunu yanlış biliyoruz. Hastalandık, hastane ortamında olmak zorundayız. Değil.
hastane ortamı enfeksiyonlara çok açık bir, bütün yani bakterilerin, mikropların, her türlü her şeyin kol gezdiği bir yer. Maalesef. Özellikle de doktor arkadaşlar zaten bu konuda çok bilgili ve bilinçli hepsi. Eğer vücudumuzda trakeostomi ya da işte atıyorum sonda ya da işte mideden besleniyorsak, yani işte gırtlağımız delikse, midemiz açıksa ya da işte sondamız varsa, yani bu tarz durumlarımız varsa, vücudumuz açıksa, bu hastaları bir an önce ev ortamında doktor arkadaşlar gönderiyorlar. Çünkü daha hijyenik ve daha hayati fonksiyonelliklerini temel anlamda koruyabilmeleri amaçlı. Felçli hastalıklarda da hastane ortamında, yani tamamen felçli yatarak, hastane ortamında mı, ev ortamında mı tedavi görmeleri lazım? Ev ortamları da minik rehabilitasyon odalar haline getirilebiliyor ve daha profesyonel, daha bilgili, daha bilinçli bir şekilde ev ortamlarında da tedaviler uygulanabiliyor. İlla da hastane ortamında olmak zorunda değil. Tabii ki çok spesifik bir durumu söz konusu değilse, artık stabil hale gelmişse. Ama çok spesifik, sıkıntılı, hayati fonksiyonelliğini ciddi bir anlamda tehdit eden bir durum varsa, tabii hastane ortamında zaten orada doktor arkadaşların gözetiminde olmak zorundadır yani. İşte kalp damar cerrahı, işte beyin cerrahı, hı-hı, ya da işte nöroloji uzmanı, ya artık hangi hekim arkadaş ilgileniyorsa kendi alanıyla alakalı olarak, birinci olarak. İkinci olarak da dediğim gibi tamamen stabil hale geldi. Ev ortamında tedaviler daha hijyenik, daha temizdir. Yani bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evde zaten Sağlık Bakanlığı'nda bütün hemen hemen özel hastanelerin ya da özel işte kliniklerin hepsinin evde fizyoterapi, sağlık hizmetleri vardır. Ve evet, en hocam, hijyenik ve en sağlıklısı da odur. Yani bu demek, harika, değildir ki hastalarda, tabii hastane ortamının şöyle bir avantajı olabiliyor, sosyalleşiyorlar. Hmm. Tanımadığı, bilmediği insanlarla sosyalleşiyorlar. Fakat ev ortamı daha hijyenik, daha sağlıklı ve daha net tedavilere cevap alınacak bir yerdir. Aydan Hanım. Hocam şunu da hatırlatmak isterim. Maalesef hocam hastalarına yetişmek durumunda olduğu için hem üzülerek hem dediğim gibi sevinçle yolluyorum hocama şifa olacağı için, ama bel ve boyun fıtığı tedavilerinde bir iki seansla durumu çözebiliyorsunuz. Tabii ki etkilenen alana bağlı olarak. Tabii. Yani çok ciddi, eğer böyle tam cerrahi boyutluk durumlar da söz konusu değilse maksimum 2-3 seans olay biter. Bitiyor. Başlangıçta bir seans. Tak, bir tuk, seansta bitti. Bitiriyoruz. Bir bunu de şunu da belirtmek isterim. Soru gelmişti bununla alakalı. Hocama da bildiğim için söylemek isterim buradan. Efendim demişsiniz ki işte biz şehir dışındayız, gelemiyoruz hocama, ulaşamıyoruz. Efendim siz lütfen Hürkan Akkuzu olarak arama motoruna yazdığınızda çıkan sonuçlarla hocama ulaşın, klinik ya da sosyal medya üzerinden. Hocam gelemeyen hastalara da bir şekilde ulaşıyor. Aydan çünkü Hanım, şehir şöyle dışına, bir şey, lafınızı balla kesiyorum. Hocam. Türkiye ve dünyanın neresinden olursa, hı-hı, olsun, bizim iletişim bilgilerimizde her, hı-hı, türlü her yerde yazıyor. Oralardan bize WhatsApp üzerinden bile ulaştıkları takdirde, sonuç ve rapor kağıtlarını gönderdikleri takdirde birebir kendim okuyup sesli mesaj olarak geri dönüş yapıyorum. Hocam, yani eğer böyle bir durum söz konusuysa ve faydalı olacağına inanıyorsak %100 net bir şekilde, tabii ki hastaysa, bir hasta var bir de bize hasta olanlar var, bunları ayırt etmeye çalışıyoruz. Burayı duymadı eşiniz efendim. Burayı duymadı. Burayı eşiniz hanımefendi hocam. Bize ince hocam espriler yaparak. Duymadı. Hocam reklama gideceğiz. Efendim bir kez daha sizi gerçekten dünyaya getiren, böyle eşsiz bir insan haline getiren, bizlerle buluşturan anneniz hanımefendinin ellerinden öpüyorum. Aynen. Dünya Kadınlar Gününüz efendim kutlu olsun. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için Allah razı olsun. Babacığınızın da ellerinden hürmetle öpüyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Eşiniz hanımefendiye de sevgilerimi ve minnetimi borçlu olduğumu düşünerek buradan bir kez daha saygılarımı yolluyorum. Var olsun. Onun da Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Efendim Türkiye'nin en önemli fizyoterapisti Hürkan Akkuzu bizlerle birlikte oldu. Biz kısa bir reklama gidiyoruz. Sonrasında da burada olacağız ama hocamı gönderiyoruz hastalarına şifa olsun diye. Hoşçakalın. Efendim ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Kıymetli hekimimiz Hürkan Akkuzu'yu yolcu ettik hastaları şifalandırmak için. Olgucuğum şimdi yarım kalan konuşmamızı tamamla istiyorum senden. Evet. Biraz önce bahsettiğin konuyla ilgili. Şimdi bu Venüs ve Merkür'ün koç geçişinde
iki önemli tarih vereceğim, yakın tarihler. Bu tarihlerde nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bir takım sıkıntılar oluşabilir. Öncelikle 11 Mart'ta Merkür Satürn'le bir gergin açı dediğimiz bir pozisyona girecek. Bugün özellikle Merkür'ü temsil eden konularda iletişimle bağlantılı zorlanmalar, aksaklıklar, engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün özellikle yani 11 Mart'ta anlaşma yapmaktan, bir şeylere imza atmaktan kaçınabilirsiniz. Ya da ulaşmak istediğiniz kişilere o gün ulaşamayabilirsiniz. Bir takım zorlanmalar yaşamanız söz konusu olabilir. O gün bu az önce bahsettiğim Merkür Koç'ta yapın dediğim konularda bir takım bir polis gibi karşınızda böyle duran, hani sanki bir vizeden geçmeniz gerekiyormuşçasına sizi böyle bir tutan bir efektle karşılaşabilirsiniz. O gün buna dikkat edin, bu bir. İkincisi 13 Mart'ta bu sefer de Venüs Satürn'e gergin bir açı oluşturacak. Yine aynı şekilde Venüs'ün temsil ettiği konularda, mesela ilişkilerde, o gün karşımızdaki insandan bir soğuma hissedebiliriz. Hani ayrılık demeyeceğim ama bir kopma, bir uzaklaşma, acaba ben onu seviyor muyum, sevmiyor muyum gibi bir takım duygular uyanabilir. Onun dışında parasal konularda biraz keyifsiz hissettiğimiz için moralsiz hissedip daha çok alışveriş yapmak, daha çok yemek yemek, mesela iştahımız açılabilir ya da kapanabilir. Yeme içme dengemiz bozulabilir. O gün huzursuz, huysuz, keyifsiz, mutsuz hissedebiliriz. Yaşam enerjimiz birazcık düşebilir 13 Mart'ta. Bu iki gün Merkür ve Venüs'ün Satürn'le zorlayıcı açısı bizleri biraz zorlayabilir. Bu iki gün bunlara dikkat ederseniz eğer geri kalan zamanda az önce söylediğim noktalarda ileriye doğru hamle rahatlıkla yapabilirsiniz. Başka önemli bir şey var mı? Başka şu anda Jüpiter retrosu en önemli şey dediğim gibi. Haritanızda eğer ki Jüpiter'iniz retroysa, ben Aydın'ın haritasını bildiğim için söyledim. Siz de kendi haritanızı biliyorsanız ve Jüpiter'iniz retroysa doğum haritanızda, sizin için şans ve fırsatların gelme zamanı, hareketlenme zamanıdır. Siz retro ile ilgili bilgileri kayıla almayabilirsiniz. Onun dışında Merkür'ün 23 Mart'taki retrosuna kadar iletişimle ilgili hikayelerinizi, konularınızı halledin. Çünkü Merkür retroya girdiği zaman bu konularda bize aksaklık da getirecektir. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bir kadın olarak önce kendimin, sonra tüm kadınların hak ettikleri güzelliklere kavuşmasını, özellikle ülkemizde kadınlara karşı yapılan her türlü haksızlık, taciz ve şiddetin artık son bulmasını temenni ediyorum. Ve hepinizin Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta da o zaman detaylı bir burç analizi hediye edelim bir izleyicimize. Olabilir. Senden bir burç analizi hediye edelim. Önümüzdeki haftaya kadar efendim sevgili Olgu Ilgın'a internetten, Instagram üzerinden astrolog Olgu Ilgın olarak ulaşın. Çekilişle bir kişiye burada detaylı bir burç analizi de vermiş olalım. Hem de burçları tekrar değerlendirelim diyorum. Ata Çağlayan'ı davet ediyorum. Şarkıyla kapatalım. Yarına kadar efendim kendinize iyi bakın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın saatler 11 onu gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Hoşça kalın. Sen çıkmaz yol mu sandın?
titreyip de kalbini. Baksaydın gözlerime, ben daha severken seni. Sandım, titreyip de kalbini.